Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün biber salçası yapacağım. Biberlerimi yıkadım. Şimdi ayıklayacağım. Bastırarak çıkardığımız zaman içerisine çekirdekleri dökülebiliyor. Bastırmadan çıkarıyorum. Sonra bu kenarındakileri de alıyoruz. Biberlerimi ikiye bölüyorum. Düdüklüye koyup pişireceğim için. Bu şekilde içlerinde bir şey var mı diye de görmüş oluyoruz. Biberlerimizi ayıkladık. Düdüklü tencerenin dibine bir çay bardağı su ekliyorum. İlk ısınırken dibi tutmasın diye biberlerimi yerleştiriyorum. Ayıklamış olduğum tüm biberlerimi koydum. Bir çay bardağı da salamuralı tuz ekliyorum. Kapağımızı kapatıyoruz. Buhar çıkıp ventili indirdikten sonra 10 dakika kısık ateşte pişirmemiz yeterli olacaktır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Düdüklümüze hiç dokunmadan 15-20 dakika bekleyecek. İkinci aşamasına geldik salçamızın. Yarım saattir kapalı şekilde biberlerimiz dinlendi. Şimdi önce ventilini kaldırıyorum. Sonra düdüklünün kapağını açıyorum. Biberler bu kadar azaldı. Bir kevgirin üzerine dökerek sularını süzdüreceğim. Hala sıcak, dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi kalan biberlerimi de aynı işlemi yapacağım. Salça yapımının üçüncü aşamasına geldik. Biriken suyumuzu dökeceğiz. Biberlerimizi robota alarak çekeceğiz. Tüm biberlerimi aynı şekilde robottan geçireceğim. Dördüncü aşama, daha katı bir salçanız olmasını istiyorsanız, güneşiniz güzelse bu aşamadan sonra güneşletebilirsiniz. Ya da tencereye koyup ateşte de kaynatabilirsiniz. Ben ateşte kaynatacağım. Güneş bugün çok yok. Salça yapıp kaynatanlar bilir. Bu aşamada başından ayrılmamak gerekiyor. Sürekli karıştırmak. Sürekli karıştırarak dışarıya sıçramasını da önlemiş oluyorum. Katılaştı. Suyu tamamen gidince asla dışarıya sıçramayacaktır. Bu koyulup benim için iyi. Salçam oldu. Ocağımın altını kapattım. Şimdi kavanozlara sıcak sıcak dolduracağım. Kavanozların ağız temizliğini de yaptık. Kapaklarımızı kapatıyoruz. Sıfır kapak kullanıp ters de çevirebilirsiniz. Benim kapaklarım kullanılmış. Fakat yıkanıp temizlenmiş temiz kapaklar.
2 kavanoz salçamız hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.